Herkese selamlar. Bir önceki videomuzda React Native ile Google sign yapıyorduk. Ancak sadece iOS için paylaşmıştım. Bu sefer Android'de yapacağız. Çoğu işlem aynı uygulama üzerinden devam edecek. Birkaç değişiklik yapacağız. Bir önceki videoyu izlemediyseniz yukarıya kart bırakıyorum. O kart üzerinden onu izleyerek devam edebilirsiniz. En son aşamada da burada sadece Android'e özel değişiklikleri gösteriyorum. Hadi başlayalım. Evet şimdi çalıştırdığımızda Android'de çalışan projemiz normal bir şekilde gözüküyor. Ancak sadece iOS setup'ını yaptığımız için buradaki Google kısmına tıkladığımızda normal bir şekilde gösteriyor. Google'a giriş yapın diyor. Ancak aşağıya geldiğimizde gördüğünüz gibi burada developer error diyor. Çünkü bizim burada set etmemiz gereken bir takım işlemler var. Bundan dolayı React Native Google Sign-in ve Google Sign-in dediğimiz bu paketin kendi dokümantasyon sayfasına geleceğiz ve buradaki yeni dokümantasyon sitesi hazır olduğunu söyleyen bildiriyi tıklayıp kendi web sitesine gideceğiz. Kendi web sitesinde kurulum aşamaları var. Kurulum aşamalarında web, android olarak ayrılıyor. Expo içinde olan versiyonu var. Ancak biz burada prebuilt aldığımız için android tarafından da devam ediyoruz. Bu şekilde geldiğimizde burada izlememiz gereken bazı adımlar var. Google Service Chasen'ı indirip daha sonrasında ekleyeceğiz. Şuradaki adımları işleme tabi etmemiz gerekiyor. Bir yandan da Firebase'imizi açalım. Google Sign-in. Burada bizim sadece web ve iOS üzerine oluşturduğumuz application'ımız var. Aynı zamanda da bizim burada bir tane daha Android için oluşturmamız gerekiyor. Bu paket name'ini nasıl yapıyorduk? Bir önceki videoda gördüğünüz gibi geliyoruz burada. Package.json içerisine, app.json içerisine geliyoruz ve buradaki görmüş olduğumuz paket ismini alıyoruz. Android'te ve iOS'ta aynı olduğu için ikisinden birini kopyalayabilirsiniz. Buradaki isim çok önemli değil. Buna da Android diyebiliriz hatta isim olarak. Buradan sadece register deyip devam ediyoruz. Proje oluşturuldu. Google Service JSON'ı indireceğiz ancak şimdi değil. Çünkü bir değişiklik yapacağız. Bu da bu dosya içerisinde değişikliğe neden olacak. Devam diyoruz, next diyoruz ve konsola gidiyoruz. Konsola geldiğimiz zaman burada sign metotlarında zaten işlemimiz vardı. Proje overview'e gelip yukarıdan Android tarafını seçip şuradaki ayarlar kısmına geleceğiz ve şu yapıyı kurmaya başlayalım. Android build.gradle dosyasına giderek şuradaki değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Geliyorum Android klasörümüzün içerisinde build.gradle. build.gradle'ın en başına geldiğimde bana diyor ki buradaki build script'in altındaki exit içerisinde şunu ekle diyor. Şu kısmı ekliyorum. Nerede? build exit şu kısma ekliyoruz. Target versiyon, build versiyon tamam hepsi aynı şekilde gözüküyor. Bunu yaptık. Sonrasında diyor ki dependency'ye gelip şurayı ekleyin. Dependency'ye geliyoruz. Burada bunu ekledik. Bunu da alacağız. Android app build.gradle. Bakın iki tane build.gradle var. Bir tanesi Android'in altında. Diğeri Android'in app'in altında build.gradle. Şu an bu biz neredeyse hiyerarşi olarak Android'in altındayız. Sonra bir klasörün daha alt hiyerarşisine geçiyoruz. App içerisinde build.gradle. Bunun üstüne yapıştırmamız gerekiyormuş gibi gösteriyor ama buraya değil. Bunun en sonuna geliyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Yukarıda da Google ile alakalı herhangi bir indirdiğimiz bir şey yok. Bunun en alt kısmına yapıştırdıktan sonra da save yapıyoruz ve kaydediyoruz. Bunu tamamladıktan sonra bu dosyaları kapatıyoruz. Android'i de kapatabiliriz. Ve terminalimize gelip terminalimizi durdurduk. Şimdi terminalimizde neredeyiz? Direkt projemizin dosyasındayız. Yani herhangi bir Android klasöründe değiliz. Nasıl gidiyorduk bir başka klasöre? CD yazıyorduk. Klasörün aynı ismini direkt yazıyorduk. Android ve içerisine giriyorduk. Hatta diyordu ki e, tepedeki projenin altındaki Android klasörü içerisindeyiz diye. Biz cd yazıp iki nokta koyarsak tekrar bir üst klasöre geçiş yapıyoruz. Dediğimizde tekrardan büyük hiyerarşiye şey geçtik. Şimdi buradayken aslında Android klasörü içerisine gidip bir işlem raporu çıkartacağız. Bu rapor cd Android aslında birden fazla işlemi yapıp tekrar dönüş yapabiliyor. C'de Android yazıyoruz, V yazıyoruz yani Android e Git V nokta slash Gradlew boşluk sign in report. Signing değil, signing olacak report. Buna Enter dediğimizde çalıştırmaya başlıyor ve burada gördüğümüz gibi bize bir bilgiler verdi. Bu bilgilerin en başına gidiyoruz, en tepesine gidiyoruz ve şuradaki yapıyı kopyalıyoruz. Bakın kopyalarken dikkat etmeniz gereken şey şurada bir boşluğu da kopyaladım. Bunu kopyalamayacaksınız ama kopyaladığınızda ne oluyor onu göstereceğim şimdi. Geldik tekrardan Android'imize. Proje Overview'deydik. Tekrardan şuradan Android'deyiz. Ayarlara geldik. Bu sayfadayız aşağıda android'de olduğumuza emin olacağız. Buraya da geldik. Add fingerprint dememiz gerekiyor. Bunu dedikten sonra o kopyaladığımız kodları buraya yapıştırıyoruz. Burada eğer bir boşluk olursa gördüğünüz gibi şurada anlamıyor. Aslında normalde doğru girdik sanıyoruz ama arada bir boşluk olunca hata veriyor. Burayı yapıştırdıktan sonra save diyoruz. Ve kaydettik. Şimdi geliyoruz projemize tekrardan şu projeyi kapatıp baştan başlatıyoruz. Clear dedim. npm run android deyip çalıştırıyorum. Şimdi burada bir hatayla karşılaştık. Burada da Google Service JSON'ımız yok diyor. Biz bunu indirecektik. Onu unuttuk. Hemen gelelim buraya da zaten burada ne diyor? Google Service JSON burada indiriyoruz. İndirdikten sonra projemizde Geliyoruz şuraların hepsini kapatayım. Android klasörün içerisindeki app klasörünün şu içerisine şu altı da kapatıyorum. Şurası app klasörün içerisi. App klasörün içerisine sürükleyip bırakacağız. Google Service JSON olarak geliyoruz. Hatta direkt app'in üzerine bırakırsanız o kendi hiyerarşisinde altı ekleyecektir. Tekrardan clear deyip npm run android diyoruz. Projemiz başlatıldı. Şu an tekrardan bir sign in işlemi yapmayı deniyoruz. Başarılı giriş yapıldı. Şu an artık navigasyonunuzu kullanarak isterseniz başka bir sayfaya gönderebilirsiniz. Şu an sayfalar sistemi kurmadığımız için başarılı giriş yapıldığını hatta aşağıda da bilgilerimizin olduğu token'ımızı gösteriyor. Bu videomuz bu kadar. Bir önceki videoyu izlemeden bu videoyla başlarsanız büyük ihtimal işlemleri yapamayacaksınız. Çünkü birçok işlem yapmıştık. Bir önceki videoyu izleyerek daha sonrasında buraya gelebilirsiniz. Her ikisinde de ayarlamalarınızı yaptıktan sonra başarıyla Google işlemiyle uygulamanıza kullanıcıların girişini yapmasını sağlayacaksınız. Soracaklarınız olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Projenin kaynak dosyasını da zaten kendi web sitemde yayınlıyorum. Aşağıya da link bırakıyorum. Oradan gidip indirip inceleyebilirsiniz.